gelmesini istemiyorsunuz. Yok, kesinlikle istemiyorum. Hatta yani şu anda geliyor mu, yolda mı? Yani bir işi varmış ama gelebileceğini söyledi. Neden istemiyorsunuz? Ben kesinlikle o adamla bir araya gelmek istemiyorum. Aşkına. Kesinlikle olmaz. Neden? Kızınız yani öyle bir tablo çizdi ki bana, annemle babam birbirini çok sever, çok aşıklar. Ve birbirlerini hala seviyorlar ve onlar yan yana gelmeliler dedi. Kızımın gözünde babasıyla öyleyiz ama kızımdan her şeyi sakladım ben. Büyük kızımla ben küçük kızımdan her şeyi sakladık. Neden? Bana hayatı zindan etti. Benim kızınızdan çocuğum... niye sakladınız? Küçük kızınızdan. Çünkü onun yüzünden benim kızım hasta doğdu. Hasta büyük... mı doğdu? Evet. Irmak. Evet, Irmak hasta doğdu. Bir rahatsızlığı mı var? Evet. Nesi var? Şimdi ben hamileyken çok şiddete maruz kaldım. Psikolojik ve fiziksel. Ve benim moral bozukluğum, sinirim, stresim, her şeyim bebeğime yansımış. Bunu ben doğumdan sonra öğrendim. Kızım iki sefer bayıldı evde. Doktorlar söyledi bana. Neden böyle bir şey olduğunu sordum. Doktorlar dedi hamileyken çok stres altında olmuşsunuz. Moraliniz yüksek değilmiş. Ve bu bebeğe yansımış dediler. Hamileyken mi şiddet evet. gördünüz? Irmak mı bayılıyor? Evet. Epilepsi falan? Evet. Bir anlatır mısınız baştan? Yani sizin Irmak'ın çizdiği gibi bir tabloda işiniz yok anladığım kadarıyla. Aynen. Ben baba şiddetinden kaçmak için bu adamla evlendim. Evet, nasıl tanıştınız? Oradan başlayalım. Evet. Bunun baba şiddetinden kaçmak için. Evet, baba şiddetinden kaçmak için ben bu adamla evlendim. Dedesinin biraz sinirli olduğunu söyledi hatta şimdi. Evet, Irmak. Çok sinirlidir. Her şeye bir şey bulur yani. Bir şekilde sinirlenir. Bir bahane bulur. Babam öyle bir insandır. Murat'ın CD dükkanı vardı. Biz gün içinde annem, kardeşlerim, ben oradan film kiralayıp oturup gün içinde izliyorduk. Bir gün yine gittim. Böyle tanıştık. Çok yakın davrandı bana. O kadar iyi göründü ki gözüme, anlatamam. Etkisinde kaldım. Sonra bir gün yine tekrar film kiralamak için dükkana gittim. Ben oradayken babam eve gelmiş. Yarım saat eve geç kaldım diye babam beni dayaktan öldürdü. Murat Bey'le CD sattığı dükkanda tanıştınız. Evet. Sonra gittiniz, vakit geçirdiniz. Eve döndüğünüzde babanız karşıladı sizi. Evet. Eve geç kalmıştınız. Evet, ben dedi yarım saattir evdeyim dedi. Sen dedi benim adımı çıkarmak mı istiyorsun, adımı lekelemek mi istiyorsun dedi. Demek ki eve gelmesem dedi. Haberim olmayacaktı dedi. Yani hem bu lafları saydı bana, çok aşağılayıcı kelimeler kullandı. Hem vurdu. Kaç yaşındaydınız? 21. Dayak yediniz. Evet, hep şiddet görüyordum babamdan. Kaç yaşından beri, çocukluğunuzdan beri? Tabii ki. Anneniz ne yapıyordu? Annem karşı gelemiyordu. Annenize şiddet uygular mıydı? Annem çok aramıza girerdi böyle. Bu sefer de annemi dövmeye başlardı. Ben odaya kaçardım. Bunun üzerine dayak yediniz. Evet. Sonra gidip Murat'a durumu anlattım. Hatta bana dedi ki, bir gün senin bu baban elimde kalacak dedi. Beni sakinleştirdi, eve gittim. Sonra bir gün yine buluştuk. Dedim, benimle evlenmeyeceksen beni dedim oyalama. Sözleştik, anlaştık. Arabayla bizim evin bir alt sokağında beni bekledi. Bir peçete rica edebilir miyiz? Buluştunuz. Evet, çünkü kaçmaya karar verdik. Çünkü baba dayağından kurtulmak istiyordum. Çok çaresizdi. Kaçtık. Kayınvalidemlerin evine gittik.
onun ailesine. Ailesi karşı çıktı. İstemedi sizi. İstemediler. Yani babamdan dolayı. Sen bu adamın kızını nasıl kaçırırsın? Bizim başımızı mı yakacaksın? Gibi sözler duydum. Odada konuşuyorlardı ama ben seslerini duyuyordum. Babanızı tanıyorlardı. Tabii ki. Babam tarifsiz bir insandı Ayşegül Hanım. Yani çok zalimdi. Acımasızdı. Çok acımasızdı. O kadar acımasızdı ki. Bazen hani düşünüyordum, bu adam gerçekten benim babam mı? O derece. O derece. Korkunç bir şey bu. Bu korkunç bir şey. İnsanın kendinden bedenen daha zayıf birine vurması kadar aciz bir durum olamaz. Olamaz. Her ne olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun, bir erkeğin gücü muhakkak bir kadına bu anlamda yeter. Bu mudur yani? Çocukluğumdan beri dayak yiyen bir insandım. Ya her şeyime karışırdı. Onu niye giydin? Bunu niye yaptın? Kimle konuşuyorsun? Yani şöyle düşünün, mahallede hiç arkadaşımız yok bizim. Yani komşularımız babam yüzünden hiçbir arkadaşımız bizimle arkadaşlık etmiyor mahalledeki çocuklar. Kesinlikle. Size gelip gidemiyorlardı. Bize gelip gitmiyorlar. Hani biz onlara yaklaşmaya çalışsak bile kesinlikle muhatap olmuyorlardı. Yaşadığınız şiddeti biliyor, tabii görüyorlar ki mıydı? Tabii ki. Bütün mahalle şahitti yaşadıklarımıza.